sever seni, kim ağlar benim gibi, kim sever hadi söyle. Canımı veririm ben senin uğruna, yar ben sana yeminle. Aynalı tahirim, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Aynalı tahirim, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı tahir derler bana, mertliğin peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı tahir derler bana, mertliğin delisiyim. Geç ulan şöyle. Durun, ne oluyor? Bizi nasıl kazıklarsın lan? Kemal, sakin ol. Nasıl sakin olayım lan? Sattığın araba çalıntı çıktı. Bırakın onu, ne olur. Paramızı geri vereceksin, anlaşıldı mı? Ne olur yapmayın. Sökür parayı. Para yanımda değil. O zaman biz de canını alırız. Kıpırdama lan. Bırak, bırak onu. Başım belaya sokma, defol git. Tahir'i gördün mü? Tahir nerede? Yok, görmedim. Ne oldu? Tahir. Zümrüt. Koş Tahir. Ekrem'i öldürecekler. Ekrem'i mi? Hadi çabuk ol. Parkta Ekrem'e saldırdılar. Öldürecekler onu Tahir. Benim için. Lütfen. Peki. Sana bir şey olmasın. Verecek misin paraları? Yanımda değil dedim. Söz, yarın vereceğim. Bugün vereceksin. Halden anla Kemal. Bugün bulamam. Sen yine bir keleklik yaparsın. Vereceğim dedim ya. Senin sözüne... Yeter Kemal. Sen karışma Aynalı. Bizim davamız bu itle. Ne davası? Ne yaptı yine? Bu köpek oğlu köpek bize araba sattı. Çalıntı çıktı. Şimdi de paramızı geri vermiyor. Vereceğim. Yarın vereceğim. Duydun işte. Yarın verecekmiş. Vereceğiz dedik ya. Yeter dedim. Yarın paranızı verecek. Tilki, yarın vereceksin bunların parasını. Bir dümen istemem. Söz. Yarın para hazır. Yarın getir parayı. Yeter Kemal. Yarını unutma. Seni öldürmediğim için de Aynalı'ya dua et. Ekrem, bir şeyin yok ya. Geçmiş olsun Tilki. Sağ ol. Bir doktora gidelim mi Ekrem? Kötü görünüyor. Yok ya. Ne doktor? İyiyim işte. Yarın parayı vereceksin. Senin gibi birine kefil oldum. Yiğit söyledi. Mesele neymiş? Tilkinin başı ne zaman beladan kurtuldu ki? Birinin başını yatmıştır gene. Kankalar geliyor yine. Alo! Ne habersiniz çocuklar? İyidir. Nereden böyle? Yine takımı kurmuşsunuz. Dolaşıyoruz işte abla. Ne ablası be Sersem? Utanmasan ana diyeceksin salak. Küçül de gel cebime gir. Koskoca üniversite öğrencisi. Ablaymış. Aldın mı ağzının payını? Ben ne dedim ki şimdi ya? Hadi oğlum yürü ya. Sevda'ya yaşın, cinsin, ırkın, türün ne olursa olsun abla demek en büyük hakarettir. Öğrenemedin mi hala? Yok mu komik ha?
Baba. Ulan sabahtan beri seni bekliyorum. Dükkanda bir sürü iş var. Sen burada soytarlık yapıyorsun ha. Baba ben... Başla baba benden yürü. Lan. Zümrüt sen misin? Benim anne. Neredesin sen? Baban seni sorup duruyor. Ekrem'le bir şeyler baktık mağazalara falan. Bir şey aldınız mı bari? Ben bir şey beğenemedim. Neredeydin sen? Ekrem'le alışverişe çıktık baba. Damadım nasıl? İyi, nasıl olsun. Nişan gününü konuştunuz mu? Onu sen konuşursun. Bu kızda bir gariplik var son günlerde. Heyecandandır. Ne de olsa yakında evlenecek. Yok yok, başka bir şey var. Ben yanılmam. Kızım, sıkılıyor musun sen de? Niye ötmüyorsun? Biliyor musun? Bugün benim için geldi. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Öğle yemeği hazır değil mi? O kadar acıktım ki. Yemek hazır da daha babam uyanmadı. Niye? Hep kalkardı bu saatte. Hasta mı yoksa? Babam biraz hasta Tahir. Senelerdir her gece. Adamın artık dayanacak gücü kalmadı. Nesi var peki? Halsizim. Uyuyacağım. Öğle yemeğini kaldırma beni dedi. Ben yemekleri koyayım. Günaydın baba. Günaydın kızım. Uyandın mı Hüseyin Bey? Merhaba baba. Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Biraz rengi solgun gibi. Yoksa bana mı öyle geldi? Hiç iyi değil, hiç. Çok keyifsiz bu sıralar. Sofra hazır. Hayriye sen yemiyor musun? Ben aç değilim. Hadi yalnız bırakma beni. Nasılsın? İyi hissediyor musun kendini? Abartma Allah aşkına. Yok bir şeyim. İyisin baba. Maşallah iyisin. Çok yoruluyorsun baba. Ama neyse. Yakında emekli olacaksın. Çalışmaktan, işten gocunulmaz kızım. Namusunla, şerefinle çalıştıktan sonra... ...ha benim gibi bekçi olmuşsun, ha patron olmuşsun. Yeter ki gırtlağından geçen şu lokma haram olmasın. Alın teriyle kazanılmış olsun. Bunu hiç unutmayın. Ben açarım. Aa, merhaba Feride. Merhaba Zehra. Girsene. Yok girmeyeceğim. Size kek yaptım da inşallah beğenirsiniz. Ay ne kadar düşüncelisin. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Neyse ben uğrarım gene. Sağ ol Feride. Görüşürüz. Kimdi gelen Zehra? Feride baba. Kek yapmış. Bize de getirmiş. Şu Feride de çok becerikli kız. Hem güzel de. Ben çıkıyorum. Hüseyin, şu Feride'yi Tahir'e istesek diyorum. Bilmem, Tahir ister mi bakalım? Ben bir fırsatını bulup sorarım. Ah, Allah kahretsin. Ulan az daha öldürüyordu herifler beni. Çok geçmiş olsun abi. Geçti zaten. Sen neredeydin lan? Ölsem şeyinde değil. Abi söyledim ya. Vallahi de billahi de haberim yoktu. Yoksa seni bırakır mıydım? Hadi lan. Bana bak. Ben şu aynalıdan kullanmaya başladım. Hayırdan mı? Zaten sevmezdiniz birbirinizi. Orası öyle de esnaftan ufaktan faydalanmamıza bozuluyormuş. Ona ne ki? Biz yolumuzu tutmuşuz. Alan razı, veren razı. Benim mahallemde kimse araç kesemez diyormuş. Kimden duymuş peki? Galiba uygulamamızdan memnun olmayan biri gammazlamış. Kim olduğunu öğreniriz. Sen hiç takma kafana. Şu Tahir meselesini halletmek gerekiyor. Ne yapacağız peki?
Tilki Ekrem'in kim olduğunu ona iyice belli etmek lazım. Onun başına öyle bir bela açacağım ki. Hadi lan. Hadi çabuk ol. Tamam abi, elimden geleni yapıyorum. Hadi oğlum be, hadi be. Tamam. Hadi, hadi gazla da gidelim. Abi bırak, bu saatte olur mu? Saçmalama. Bırakın beni. Bu gece söyleyeceğim. Allah'ıma kitabıma seviyorum seni diyeceğim. Bu aşk beni öldürecek diyeceğim. Tahir saçmalama ya. Bütün mahalleye ayağa kaldıracaksın. Hem kız sözlü. Seviyorum lan. Kralı gelse alamaz onu benden. Zümrüt! Zümrüt! Tahir sus. Zümrüt! Başımız belaya girecek. Bırak ya, ne bok yerse yesin. Bak bağırmadan, tamam mı? Zümrüt'ün evinin önüne gideceğiz. Aşağıya çağıracağız. Tamam lan. Çağıralım aşağı. Yeter artık. Gece söyleyeceğim. Aşkından ölüyorum diyeceğim. Yaşa be. Zümrüt! Zümrüt, in aşağı. Ne oldu Tahir? İn aşağı, konuşacağız seninle. Bu saatte mi? Hadi Zümrüt, inmezsen mahalleyi başımıza toplayacak bu. Tamam, tamam. Hadi, biz gidiyoruz. İyi geceler. Yürü. Gel şöyle. Seviyorum seni Zümrüt. Sen de bunu yıllardır biliyorsun. Biliyorum Tahir. Çocukken sana bir şey olacak diye ödüm kopardı. Neden Zümrüt? Neden gittin Ekrem'le sözlendin? Tahir, sen bana açılmayınca sonra askere gittin. Bizimkiler çok baskı yaptı. Hem Ekrem babamın borçlarını ödemek için şart koşmuş. Bana dön Zümrüt. Seni canımdan bile çok seviyorum. Ya sen? Sen de hala beni seviyor musun? O zaman niye? Çok korkuyorum Tahir. Herkes bize düşman olur. Aile, Ekrem. Senin için dünyayı karşıma alırım. Canımı bile veririm. Yeter ki sana bir şey olmasın. Buyurun. Tahir burada mı oturuyor? Ben annesiyim. Ne vardı? Oğlun evde yok mu hanım? Evde. Uyuyor. Neler oluyor anne? Git kızım, git abini çağır. Niçin arıyorsunuz oğlumu? Bizimle karakola kadar gelmesi lazım. İfadesini alacağız. İfadesini mi? Benim oğlum kötü bir şey yapmaz ki. Onu karakolda anlarız. Tahir sen misin? Benim. Yürü bakalım. Karakola geliyorsun. Neden? Suçum ne? Ne yaptın ki? Oğlumu niye götürüyorsunuz? Abi, abi ne oluyor? Oğlum, Tahir'im. Kötü bir şey yapmaz o. O çok iyi bir çocuktur. Lütfen götürmeyin. Merak etmeyin anne. Oğlum kötü bir şey yapmaz. Çocuğu apar topar karakola götürmüşler. İmkansız. Tahir öyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Kime güvenilir bu zamanda? Tabii ya. Çaldığı araba kapısının önünde bulunmuş. Bence çalmıştır.
Öyle bir araba iyi para eder bu zaman. Zevzeklik etmeyin be. Tahir öyle şeyleri tenezzül edecek çocuk değildir. Çok zengin bir ailenin çocuğu ya, tenezzül etmeyecekmiş. Anası terzi, babası bekçi. Niye yapmasın? Yapmaz diyorum. Ben onu hepinizden iyi tanırım. Sen de amma savundun Aynalı'yı be. He, niye bu kadar savunuyorsun ki? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayret, sen bu saatte kahvede. Bugün uyuyamamışsın anlaşılan. Nasıl uyuyalım? Duyduk ordunun başına gelenleri. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Nasıl olmuş? Birisi dün gece Tahir'i ihbar etmiş. Ama oğlum arabanın çalındığı saatlerde Rıza ve Bilal'le birlikteymişler. Kim ihbar etmiş? Bilmem. Olacak iş değil. Osman, sen tanırsın Tahir'i. Ben onları boğazlarından bir tek haram lokma geçmeden büyüttüm. Biz gururumuz ve şerefimiz için yaşarız. Bu iftirayı kim attıysa Allah belasını versin. Bilal'le Rıza nerede? Onlar da karakolda. Şahitlik etmeye gittiler. İyi ya. Suçu yoksa salarlar bugün. İnşallah. Şimdi tüm mahalle beni hırsız bellemişti. Amma yaptın ha. Sanki mahalleli tanımıyor seni. İnsanları iyi inandırmak zor ama kötüye çok çabuk inanırlar. Ne yüzle döneceğim mahalleye? Oğlum ispatlandı ya suçsuz oldu. Dün bütün gece beraber. Bu işi senin yapmadığını biliyoruz. Sadece biz biliyoruz. Gel de diğerlerini inandır. Biz herkese doğruyu söyleriz. Tabii ya. Oğlum benim suçlu olduğuma inanmak isteyenler sizin de yalancı şahit olduğunuza karar verecekler. Hem bizimkiler de yıkılmıştır şimdi. Babam utancından kimsenin yüzüne bakamıyor. Amma büyüttün be Tahir. İnsanları bu kadar takmayacaksın oğlum. İsteyen istediğini düşünsün. Keşke o kadar kolay olsa. Hem Zümrüt'ün gözünde de... Zümrüt niye öyle düşünsün ki abi? O da duymuştur şimdi. Zümrüt de benim hırsız olduğuma inanmıştır. Bu kalleşlik kimin işidir sizce? Kimin olacak? Tilki'nin. Tilki Ekrem cesaret edebilir mi böyle büyük oynamaya? Ondan her şey beklenir. Beni hapse tıktırıp mahallenin kanını daha iyi yemeyeceğini düşünmüştür. Ama yanlış düşündü. Bu defa da planları tutmadı. Yanlış yaptın Tilki Ekrem. Bunun hesabını pahalıya ödeyeceksin. Hem de çok pahalı. Hadi gidelim artık. Hadi sen de eve git de uyu biraz ha. Gerçekten çok üzüldüm Zehra. Ama ben Tahir'in böyle bir şey yapmayacağına adım kadar eminim. Yapar mı hiç Feride? Bu mahallede herkes abimin nasıl biri olduğunu bilir. Hüseyin amca ile Hayriye teyze de kahrolmuşlardır şimdi. Hem de nasıl? Annem zaten durmadan ağlıyor. Babam şimdi ben mahallenin yüzüne nasıl bakarım diye söyleniyor. Kim yaptıysa? Kim yapacak? Kimin yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu mahallede abimin Ekrem'den başka düşmanı yok ki. Şu Ekrem hiçbir zaman adam olamayacak. Allah aşkına söylesene Zehra. Ekrem'le Tahir'in ne alıp veremedikleri var? Sen de biliyorsun. Her şey Zümrüt'ün yüzünden başladı. İkisi de Zümrüt'e aşıktı. Ama Zümrüt abimi seçti. Şimdi de şu yaptığına bak. Sonra abim askere gitti. Bu arada Ekrem'in yaptıklarını biliyorsun. Ekrem zengin bir adam olup çıktı. Ondan bundan haraç keserek. Çalıp çırparak. Zümrüt de tabii parayı görünce Ekrem'i ne kadar çok sevdiğini anladı. Sonra abim Ekrem'in yaptığı işlere de engel olmaya başlayınca birbirlerinden nefret etmeye başladılar. Tahir ne zaman görecek Zümrüt'ün gerçek yüzünü? Zümrüt'e o kadar aşık ki burnunun ucunu bile görebilecek durumda değil. Ben çayları tazeleyeyim. Demek Zümrüt'e o kadar aşık. Sağ olasın, hadi hayırlı işler. Eyvallah. Ay yürü kız hadi. Vay aynalı var. Demek dürüstlük, doğruculuk kaba dayalı değil. Şu yaptığı şeye bak. Ya insan çiğ süt emmiş işte. Bütün mahalle onu konuşuyor. Kız buna iftira atıyor olmasınlar. Aynalı hırsızlık yapar mı? Ay sen deli safsın canım. Polis tutuklamış diyorum. Tutuklamış, yapmış işte. Allah Allah. Özlü lan.
Hayır. Pardon Seda Hanım. Veda olmasın şekerim. Aman yürü kız, yürü hadi. Aman tamam be. İyi planda ama. Her şey köstek olursa daha başta neler gelir. Vallahi takdir edecek adamsın be abi. Bize boşu boşuna tilki ekran dememişler oğlum. Aynanın mahallede yakası söndü. Gün bizim günümüz oldu. Hemen fırla esnaftan bağışları toplamaya başla. Ama abi. Ne oldu lan? Daha yeni toplamadık mı abi? Neden korkuyorsun? Aynalıdan mı? O şimdi nezarethanede kaç tane parmaklık olduğunu sayıyordu. Ben yengenle buluşacağım. Hadi sen de fırla. Ekrem abimin selamı var. Ona bir ödeme yapacakmışsın. Ne istiyor bu adam? Kanımızı da emecek yakında. Geçen hafta verdim ya oğlum. Bu cezai bir uygulama. Ekrem abim bazılarının ağızlarını sıkı tutmadığını öğrenmiş. Bugünkü tüm hasılatlar cezai uygulama için toplanacak. Anlatabildim mi? Ne bu böyle? Vermiyorum. Git söyle tilkiye. Bugün hasılat falan yok. Ekrem abimin bir söylediği daha var. İstemeyen vermesin dedi. Kimseyi zorlama. Ama herhangi bir zarar ziyanda ya da cana kast durumlarında... Tamam ulan tamam. Allah sizin de belanızı verecek. Bela okumayalım Osman amca. Burada hepimiz dostuz öyle değil mi? Ne oluyor lan burada? Ben sadece... Sen anlat Osman amca. Ne istiyor bu sidikli? Kendisine sorsana aynalı. Araç mı alıyorsun lan? Yok abi borç vallahi. Söyle lan. O tilki araç mı kesmeye başladı mahallede ha? Konuş. Yok abi öyle şey. Hadi defol. Tilkiye söyle. Aynalı'da ben oldukça kimse araç kesemez. Tilki Ekrem'e Aynalı Tahir'in selamı var de. İyi korkuttun. Sana bir şey olmasın Osman amca. Al paranı. Bundan sonra kimseye araç maraç vermeyeceksin. Tahir yaşadıkça Aynalı'da kimse iş tutamaz. Anlaşıldı mı? Allah razı olsun. Bu arada geçmiş olsun. Ben senin suçsuz olduğunu zaten biliyordum. Bu konuları sonra konuşuruz Osman amca. Nasıl oldu kolun? Kızım bunlar ne ki? Sivrisinek yarası. O olaydan bahsetmedim bizimkilere. Bilmesinler. Annem çok meraklanıyor. Daha onu konuşmadım seninle. Niye Tahir'i getirdin? Seni kurtarsın diye. Ne demek kurtarsın diye? Ne bileyim, korktum işte. İlk aklıma gelen şey de Tahir'i çağırmak oldu. Ekrem, ben seni düşündüm. Öldürecekler sandım. Sana bakışını gördüm. Sende gözü mü var lan yoksa? Ekrem lütfen, canımı yakıyorsun. Soruma cevap ver. Saçmalama, yok öyle bir şey. Bana bak, öldürürüm. Anlıyor musun? Eğer sizi birbirinizin bir metre yakınında bile görürsem öldürürüm. Duydun mu? Öldürürsen öldür be. Ne alıp veremediğin var Tahir'le? Kıskanıyor musun yoksa? Lan şimdi... Oğlum para yok ya. Daha harcımı da ödeyemedim. Üniversiteyi kazandın ya, en akıllımız senmişsin Beriza. Para nasılsa bulunur. Yok be, nereden bulacağım? Bir iş bulacağım kendime. Böyle olmayacak. Bizim peder de iyice yaşlandı. Benim de çalışmam lazım. Kazık kadar adam olduk. Hala kahve köşelerinde pinekliyoruz. Tahir dur. Zümrüt! Zümrüt neyin var? Yok bir şey Tahir. Bir gören olacak. Ne oldu söylesene. Tahir lütfen. Birisi görecek. Unutma ki ben sözlüyüm. Öyle olsun. Yeter ki sana bir şey olmasın.
Tilki Ekrem Sevda'nın kapısında. Allah Allah. Vay tilki vay. Bak neler hazırladım senin için. Ben uyumuşsundur diye düşünmüştüm. Yatar mıyım ayol? Seni bekledim. Aa, yoksa yemek yedin de mi geldin? Aslında aç değilim. Ben senin için yaptım bu kadar hazırlığı. Oldu mu şimdi? Kalk hadi, akşam yemeği yiyeceğiz. Tamam, tamam. Bak sen seviyorsun diye mercimek çorbası yaptım. Vallahi çok güzel görünüyor. Dur ayol. Şimdi geçireceğim tencereyi kafana vallahi. Nasıl olmuş? Ellerine sağlık baldırcığım. Çok güzel olmuş. Hakikaten de güzel olmuş kız. Yine birileriyle dalaşmışsın. Sen de mi duydun? Ayol duymaya ne gerek var? Şu yüzünün haline bak. Tanger geçmiş gibi. Seni daha bir gün yarasız beresiz görmedim valla. Çok beğendiysen aynı desenden sana da yapayım. Sert erkeğim benim. Söyle bakalım kimin yarasına bastın yine? Aynalının mı? Öf be, bir de sen sıkma canımı. Peki peki sustum. Hadi gel. Nereye kız? Başka konulardan konuşmaya. Kız sen hiç ussuz durmaz mısın ha? Herhalde bu sabah uyuyakaldı. Of, aman Allah'ım, uyuyakalmışım. Ekrem, Ekrem, alo, uyansana. Eyvah, uyuyakalmışız. Ne olacak şimdi? Hadi çabuk ol, giyin. Bu saatte buradan çıktın, herkes görecek. Bütün mahalle ayaktadır şimdi. Nasıl çıkacağım ben dışarı? Nasıl girdiysen öyle çıkarsın. Şu işe bak ya. Ne yapacağız şimdi? Senin aptal aşık kapıda yine. Sen cama çıkana kadar da gitmez. Hadi gönder şunu. Şunun sesini kıssana biraz. Alo! Kıssana ayol şunun sesini. Oh Allah! Nasılsın bakalım? İyidir. İşe çıkıyorum. İyi görünüyorsun. Hadi hayırlı işler. Yeni çıktı bu. İçinde aşk türküleri var. Bir de yanık söylüyor ki sorma gitsin. İster misin? Hadi gönder gönder. Tamam ayol, sonra verirsin. Hadi güle güle. Hayırlı işler Ümit kardeş. Bugün araba yok mu? Aşağıya yerime bıraktım. Sen nereden böyle? Bir işim vardı şurada. Onu hallettim de. Seni görünce de laflarız diye düşündüm. İyi etmişsin. İşler nasıl, iyi mi bari? İyi sayılır. İyi olsun, iyi. Kaç zamandır görüşemedik seninle. Bizim yardım fonuna da uzun zamandır bir katkın olmuyor. Buyur. Anlayamadım. Ne fonu? Bana numara yapma. Uçlan bakalım hasılatı. Yok vallahi. Hiç param yok. Daha yeni çıktım işe. Ne hasılatı? Benim biraz anlayışım kıttır biliyor musun? Geç anlar. Ver ulan yanında ne kadar varsa. Yok. Yok işte. Tek param bu. Ulan. Ulan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne lan bu? Abi yok dedim. Ekmek teklem bir araba. Bununla ne kadar kazanılır ki? Ulan bana bak. Ekmek tekneni batırmayayım şimdi. Senin ödemen bundan böyle aylık toplanacak. Her ay başı parayı hazırlayacaksın. Tamam mı?
Ha. Birkaç kaset yolla. Tekin duygulu parçaları sever. Çok işli çocuktur. Merhaba. Eyvallah. Tilki, seninle konuşacaklarım var. Yürü şöyle. Ya işim var sonra. Şimdi dedim. Bırak lan. Mahallede rezillik çıkarma. Yürü şurada, kenarda konuşalım. Bak aynen. İşim var dedim. Bugün işe geç kaldım. Bırak da ekmek paramızı kazanalım. Çalıntı arabayı sen mi koydun evin önüne? Ne arabası oğlum? Söyle. Sen ne diyorsun? Ekrem. Ne var? Babam ev işini soruyor. Unuttun mu? Bugün eve bakacaktık. Unutmuşum be güzelim. Buyur Feride'cim. Sağ ol canım. Aa Zümrüt. O parmağındaki ne öyle, yeni mi? Yeni. Ay çok güzelmiş. Ekrem mi aldı? Evet, Ekrem aldı. Zümrüt kusura bakma ama şu Ekrem'de ne bulduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ben kapıya bakayım. Neden? Nesi var ki Ekrem'in? Ay Zümrüt, komik olma Allah aşkına. Herkes Ekrem'in neler yaptığını biliyor. Ne buluyorsun şunda? Ben biliyorum ne bulduğunu. Neymiş bildiğin? Para, para, para. Şu gidiklerini, şu yüzünü Ekrem'den başka kim alabilir bu mahallede? Ekrem beni seviyor. Hem ailem de onunla evlenmemi istiyor. Bakın, Sevda abla geldi. Oo. Ne ablası kız? Ayol yasak koyduracağım şu abla lafına. Hoş geldin Sevda. Merhaba. Merhaba canım. Dur sana çay getireyim. Otur kız şuraya. Şimdi içmeyeceğim. Hem içersem kendim koyarım sonra. Aa, olur mu öyle şey? Olur olur, hadi otur. Ne konuşuyordunuz? Muhabbetinizi mi böldüm yoksa? Yok canım. Ekrem'den bahsediyorduk. Zümrüt'ün sözlüsünden. Bahsedin o zaman. Senin niye keyfin yok ha? Boncuk göz. Canın mı sıkkın? Yoo. Ekrem'de ne bulduğunu sorduk. O da daldı gitti. Sence Ekrem gibi kimsenin sevmediği bir erkekte Zümrüt gibi bir kız ne bulabilir? Ne bileyim ayol. Kendi sordu, ona sorsana. Öf, sıkıldım bu muhabbetten. Sizin konuşacak başka konunuz yok mu? Zümrüt haklı, artık uzatmayalım. Niye? Belki Sevda'nın bu konuda söylemek istediği bir şeyler vardır. O Ekrem'i hepimizden iyi tanıyor. Değil mi Sevda? İpek, ne demek oluyor bu? Ne oluyor Sevda? Bir şey oldu yok canım. Değil mi Sevda? Yok, yok bir şey. Ben artık kalkayım. Daha yeni geldin. Bir işim vardı, yeni hatırladım. Ben seni geçireyim ama hiç olmadı böyle. Ne oluyor İpek, anlatsana. Zümrüt, senin üzülmen istemem. Ama arkadaşım olduğun için de bazı gerçekleri bilmen gerekiyor. İpek bak, dedikoduysa kimsenin aklını bulandırma. Devam et. Senin Tilki Ekrem'le... Anlat hadi. Sevda. Sevda mı? Ne demek bu? Sakin ol Zümrüt. Eminim sadece dedikodu. Yok, dedikodu falan değil. Dün geceyi birlikte geçirdiler. Bu sabah da Sevda'nın evinden çıkarken gördüm, gözümle gördüm. İşler nasıl? Sayende iyi oğlum. Sen destek çıkmasaydın şimdi batmıştık herhalde. Toparladın mı bari durumu? Çok şükür iyi şimdi. Senin gibi damadım olduktan sonra... Bak, senden yardım fonu için kesinti de almıyorum. Kıymetini bil. Hoş geldin kızım. Merhaba güzelim. Neyin var senin? Zümrüt, ne oluyor? Sen iğrenç bir insansın. Senden nefret ediyorum. Kızım, neler oluyor? Ne diyorsun sen Zümrüt? Sen beni aldattın. Sevda ile birlikte olduğunu bilmeyen yok. Zümrüt, kendine gel. Sen karışma baba. Zaten para için beni bu pislikle sözlediniz. Zümrüt dursana. Ben de sizin zorunuzla kendimi bu hayvanı sevdiğime inandırdım. Zümrüt,
Seni kandırmışlar. İnanma bunlara. Dokunma bana. Yalanmış. Her şey koca bir yalanmış. Zümrüt! Sen merak etme. Ben onunla konuşurum. Bırak ya. Gördün işte. Zorla güzellik olmuyor. Bu iş burada biter. Allah kahretsin. Salak kız. Her şeyi mahvettin. Ya bir dur ya. İyi geceler. Ulan ödümü kopardın be. Hadi çıkın da işimizi bitirelim. Getirdin mi? Aha. İşte burada. Çok temizdir. Kız gibi baktım ona. Aman abi dikkatli ol. Çocuk muyuz lan? İlk defa silah almıyoruz elimize. Hı? Hadi Tilki, beğendiysen bitirelim işimizi. Para hazır mı? Parayı ver Tekin. Aynalı, hazırlan bakalım. Tahir! Zümrüt! Zümrüt, ne işin var burada? Sana geldim Tahir. Ne oldu? Anlat hadi. Dayanamadım Tahir. O pisliğe, annemin babamın zorlamalarına. Hep bu anı bekledim. Rüyada gibiyim Zümrüt. Hadi götür beni Tahir. Al götür beni buralardan. Kaçalım. Kimden? Neden? Ekrem'den, annemden, babamdan, her şeyden. Ben kimseden kaçmam. Burada kalırsak bize yapmadıklarını bırakmazlar. Ekrem'i bilirsin. Ben kimseden kaçmam Zümrüt. Hele de Ekrem'den. Erkekliğe sığar mı? Ben Tahir kaçtı dedirtmem. Hep gizleyecek miyiz aşkımızı? Korkma Zümrüt, korkma. Kimse, hiç kimse seni elimden alamaz. Herkes bilsin. Herkes görsün seni ölümüne sevdiğimi. Hadi gel, seni evine bırakayım. Annem babam merak etmiştir. Ben onların umrunda bile değilim. Onların tek derdi para. Sana korkma dedim ya. Tahir'in sevgilisi hiç kimseden korkmaz. Anladın mı beni? Bacaklarını kıracağım onun. Bakalım gelecek mi? Gitti kızım, gitti işte. Ekrem'den ayrılmak neymiş göstereceğim ona. Kafa yok ki kafa. Zorlama kızım Mehmet. Zorla güzellik olmuyor. Sus be. Ekrem gibisini bir daha zor bulur. O olmasaydı şimdi açlıktan ölmüştük. İyi de Zümrüt sevmiyor onu. Zorla da olmuyor işte. Ekrem'le evlenecek. Gerekirse döve döve evlendiririm onu. Geldi kızım, Zümrüt'üm geldi. Gelsin bakalım. Nerede kaldın, geç içeri. Neredesin ulan sen? Öldük meraktan kızım. Neredeydin lan? Cevap versene. Ekrem'le birlikteydim desem sesini çıkarmazsın değil mi? Kız, barıştınız mı yoksa? Beni satıyorsunuz baba. Tıpkı bir eşya gibi. Ama buna izin vermeyeceğim. Evleneceksin lan, duydun mu? Ekrem'le evleneceksin. Öldürürüm seni. Mehmet ne olur. Çekil be. Şş. Senin dilin fazla uzadı. Göstereceğim sana, anlıyor musun? Mehmet yapma. Böyle olmaz. Mehmet bana bırak. Ben onu ikna ederim. Öldüreceğim onu. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Yatağı açmadan uyumuşsun. Dalmışım öyle. Seninle bir şey konuşacağım. Söyle anne. Artık koca adam oldun. Evlilik çağın geldi. Gülbahar'ın torununu sana isteyeceğim. Feride'yi mi? Evet, Feride'yi. Ağzını aradım. O da sana karşı boş değil. Olmaz anne. Bak şöyle yaparız. Hemen bir söz keseriz. Evlenene kadar da sen kendine bir iş bulursun. Feride çok iyi kızdır abi.
Hem öyle parada pulda da gözü yok. Başkaları gibi. Oğlum, sen tamam de. Hemen isteyelim Feride'yi. Olmaz anne, istemiyorum. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Bizim fırın bozuldu da. Babaanne böreği pişirmem için gönderdi beni. Tabii kızım. Gel Feride, mutfağa gidelim. Çok şeker kız değil mi? Aman anne. Günaydın. Afiyet olsun. Hoş geldin oğlum. Gel kahvaltı et. Ne işin var bu saatte? Aa, insan misafire böyle mi davranır? Geç otur Bilal. Yok Hayriye teyze, sağ ol. Ben kahvaltı ettim. Tahir'le bugün bir işimiz vardı da onun için. Tamam, geliyorum. Daha kahvaltını etmedin oğlum. Tamamdır anne, doydum ben. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi bakalım, hadi güle güle. Hayrola Bilal, ne işiymiş bu? Oğlum dün gece Osman amcanın kahvesini talan etmiş. Ne? Kim? Nasıl? Camları indirmişler, masalar, sandalyeler, her yer birbirine girmiş. Osman amcanın bir şeyi yok ya. Ben yeniden nasıl kuracağım burayı deyip duruyor. Tilki, tilkinin işi bu. Sen Osman amcanın yanına git, ben geliyorum. Nereye böyle? Hiçbir yere. Tilki nerede? Bilmiyorum abi. Dün gece siz mi dağıttınız Osman amcanın kahvesini lan? Benim haberim yok abi. Yalan söyleme lan. Dur kaçma lan. Allah kahretsin. Abi benim bir suçum yok. Yemin ederim yok. Doğru söyle. Tilki ile beraber yaptınız değil mi? Yemin ederim Tahir, inan bana. Çıkar lan cebindeki bütün parayı. Al abi. Al, bütün param bu. Osman amcanın kahvesi senin paranla tamir edilecek. Ne o aynalı? Araç almaya mı başladın? Kolay gelsin. Oyuncak mı aldın kendine? İstersen oyuncak olmadığını ispatlayayım. Ne o tilki, vuracak mısın beni? Yaklaşma aynalı. Bak, şakam yok. İyi ya, vur o zaman beni. Ama nerede sen de o cesaret? Sen sadece adam gambazlayıp haraç alırsın, değil mi? Sen mi engel olacaksın bana? Seninle görülecek çok hesabımız var tilki. Ya şimdi beni vurursun ya da ömür boyu senin yakanı bırakmam. Aman abi, gelme şunun gazına. İndir silahı, bırak gitsin. Sen karışma lan. Hadi tilki, elim mi titriyor? Çek tetiği. Aynalı, geberteceğim lan seni. Hadi ne duruyorsun? Vursana beni. Yapma abi. Abi bak yapma. Aynalı. Yapma abi. At o silahı. Bırak lan beni. Kapana kısıldın tilki, şimdi ne yapacaksın? He? Göstereceğim lan hepinize. Kes lan. Bırak lan. Ne o tekin? İçerisi pek tekin değil galiba. Yürü. Tilki, bana ve mahalleye yapmadığını bırakmadın. En affedilmesi de Zümrüt'ü elimden aldın. Seni öldürmekte haklı değil miyim ha? Bak Tahir. Rıza, şunun bütün parasını al. Öbür salağı da bırak gitsin. Yürü lan it. Rıza, bak bakalım Osman abinin tamir masraflarını karşılar mı? Tamamdır, yeter bu. Hadi tilki, kaçmazsan vuracağım seni. Koş, koş!
Kaç! Koş Tilki koş. Çabuk ol. Parayı Osman amcaya verelim. Hı-hı. Kahveyi bir an önce tamir ettirsin. Bir an ciddi ciddi öldüreceksin sandım adamı. Kim olursa olsun. Kolay mı öyle adam harcamak? Hoş geldiniz. Bir şey alır mısınız? Bir çay. Tabii. Nerede kaldı bu? Geldim işte. Geç kaldım. Macil bir işim çıktı. Önemli değil. Ben sadece merak ettim. Benim için meraklanma. Tamam mı? Tamam. Siz bir şey alır mısınız efendim? Şimdi değil. Evdeki durumlar nasıl? İyi değil. Başımın etini yiyorlar. Babam evleneceksin Ekrem'le diyor. Sen ne diyorsun? Benim ne dediğim belli değil mi? Baban da sendiretince nasılsa vazgeçer bu fikrinden. Zor Tahir. Ekrem babama çok yardım etti. Ben Ekrem'den ayrılınca Ekrem'i karşısına almak istemiyor. Bunun için de seni kullanıyor öyle mi? Bilmiyorum. Galiba. Annem de iyi bir hayat kurmamı istiyor. Ekrem'le evlenirsem rahat bir hayat yaşayacağıma inanıyor. Annemle de babamla da konuşacağım. Seni isteteceğim. Hem de hemen. Ne oldu? İstemiyor musun benimle evlenmek? Hayır. Ondan değil de... Neden peki? İstemiyor musun? Ha söyle. Tahir, seninle evlenmek dünyada en çok istediğim şey. Ama biraz bekleyelim. Bizimkiler biraz yatışsın. Benim artık bekleyecek sabrım kalmadı Zümrüt. Yıllardır bekliyorum zaten. Lütfen Tahir. Her şey daha da kötü olur acele edersek. Sabretmeliyiz. Evlenince taşınırız mahalleden Tahir. Güzel bir ev tutarız. Mahalleden taşınır mıyız? Tabii ya. Bu mahalleyi bir daha görmek istemiyorum. İyi evlerin, büyük apartmanların olduğu bir yere taşınalım. İstediğimiz gibi döşeyelim evimizi. Taşınırız değil mi Tahir? Tabii, taşınırız. Zümrüt! Zümrüt! Duymuyor musun? Bırak kolumu. Bu kadar kolay mı silip attın her şeyi? Biraz önce Sevda'nın evine giriyordu. Midemi bulandırıyorsun Ekrem. Gezerken, tozarken, bir giydiğini bir daha giymezken izini bulandırmıyordum değil mi? Benden kurtulamazsın anladın mı? Bırakmam seni. Seni sevmiyorum Ekrem. Anladın mı? Artık seni istemiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Ben başkasını seviyorum. Kimmiş lan bu? Bırak beni. Canımı acıtıyorsun bırak. Söyle diyorum. Yeter. Söyle. Kim? Söyle. Söyle. Kim? Bırak beni. Bırak. Söyle. İsmini söyleyene kadar bırakmam seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm yeter seni artık. Diyorum. Kim? Bırak söyle. Beni. Söyle diyorum. İyi macunla sağlam olsun. Osman amca eskisinden daha iyi oldu değil mi? Allah razı olsun senden. Benden değil. Tilki Ekrem'den Allah razı olsun. Tahir. Tahir çabuk ol. Ekrem Zümrüt'ü öldürecek. Koş hadi. Nerede? Bizim evin önünde. Yetişir inşallah. Öldürecek i̇nşallah. Kızı vallahi. Bilemem ki. Söyleyeceksin kim bu fuş? Söyleyeceksin! Tahir'i seviyorum. Yavaş ol bakalım Tilki. Yapmayın durun! Tahir lütfen. Tamam. Bela mısın lan sen? Bela mısın? Tamam. Yeter! Öldüreceksin onu. Yetişin! Vurma! Öldürecek! Ay yeter! Yeter be! Dur artık! Öldüreceksin adamı! Tahir tamam lan! Bırak! Tahir! Oğlum kendine gel! Bırak! Bırak!
Bu kıza dokunmayacaksın. Anladın mı? Tamam, sakin ol. Yürü artık, gidelim. Bir daha ona dokunursan seni öldürürüm. Gel Zümrüt. İyi geceler Hüseyin amca. İyi geceler. Hayrola? Ekrem ufak bir kaza geçirdi. Hastaneden geliyoruz. Bu saatte de her yer kapalı. Geçerken Hüseyin amcaya uğrayalım. Bize ikram edecek sıcak bir şey vardır diye düşündük. Geçmiş olsun oğlum. Kötü görünüyorsun. Buyurun buyurun. Oturun şöyle. Sağ olasın. O çayda fokur fokur kaynıyor. Birer bardak içelim. Sen otur Hüseyin amca, ben doldururum çayları. Pekala. Bardaklar orada. Nasıl oldu oğlum? Anlatsana. Kaza işte. Otomobil kazası. Yüzümü direksiyona çarptım. Vah vah. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Eyvallah. Geceleri biraz daha dikkatli araba kullan. Trafik canavarını biliyorsun. Her gün kaç tane can alıyor. Haklısın Hüseyin amca. Doğru söylüyorsun. Ama gene de sen ucuz atlatmışsın. Beterin beteri var. Kaç şeker? Ben şekersiz içiyorum evlat. Afiyet olsun. Hala üşüyor musun? Geçti artık, üşümüyorum. Bugün çok korktum Tahir. Niye korktun? Ekrem'i öldüreceksin diye. Üzülür müydün onu öldürseydim? Onun için değil. Senin için üzülürdüm. Korkma. Bana bir şey olmaz. Korkuyorum Tahir. Benim tanıdığım Ekrem bunun intikamını alacaktır. Umurumda bile değil. Sen benimsin. Kimse elimden alamaz, anlaşıldı mı? Hı-hı. Yarın konuşacağım babamla. Çok seviyorum bu kızı. Git iste diyeceğim. O zaman hemen ev aramaya başlayalım. Eşyalar bakalım. Bir de... Bir de ne? Bir de bana güzel takılar. Güzel takılar mı? Tabii ya. Güzel yüzükler, küpeler, kolyeler istiyorum. Şu şehrin ışıkları gibi pırıl pırıl. Tahir, gidelim artık. Bizimkiler fark etmeden geri dönelim. Kaç kişiydiniz söyle. Benden böyle bir şeyi nasıl beklersin beyim? Yıllardır senin yanında çalışırım. Şurada emekliliğime kaç gün kaldı? Yapar mıyım ben öyle şey? Kendini acındırma lan. Kapıyı zorlamadan açıp girmişler. Anahtarlar sendeydi. Onları sen içeri aldın. Her şey ortada. Daha ne inkar ediyorsun? Çocuklarımın ölüsünü göreyim ki doğru söylüyorum beyim. Bak Hüseyin efendi. Bunca yıldır ekmeğimi yedin. Beni zora sokmadan söyle. Çaldıklarınızı nereye koydunuz? Söyle. Yoksa şimdi hapse attırırım seni. Yalvarırım beyim, yapma. Ben namusum şerefim için yaşarım. Bu utançtan ölürüm ben. Yaşlı başlı adamsın. Sen yaptın mı yapmadın mı bilmem ama... Allah bin türlü belamı versin ki ben yapmadım. Seni bir daha buranın etrafında bile görmeyeceğim. Ben yapmadım beyim. İnan bana. Uzatma, defol. Seni polise teslim etmediğime de dua et. Hoş geldin.
Senin neyin var? Ne oldu söylesene Allah aşkına. Kapat kapıyı. Çocukları uyandıracaksın. Kötü bir şey mi oldu Hüseyin? Bugün hayatımın en utanç verici günü. Keşke ölseydim, keşke. Hüseyin anlat hadi. Ne olursun, dur da anlat. Bugün kovdular beni ayrıya. Beni hırsız belleyip kovdular. Ama sen yıllarını verdin oraya. Hem emekliliğine de kaç ay kaldı. Yanlış anlamış olma. Ne yanlış anlaması be kadın? Dün akşam soymuşlar fabrikayı. Benden bildiler. Kovdular beni. Defol dedi patron. Bir daha da buralarda dolaşma dedi. Hayriye, Hayriye. Ölseydim de duymasaydım o lafları. Biz şimdi ne yaparız Hayriye? El alemin karşısına nasıl çıkarız? Ben nasıl yaşarım bu utançla? Herkes bana hırsız gözüyle bakacak. Kim iş verir bana bu yaştan sonra? Nasıl geçiniriz? Ne yaparız? İyi işte. Tıpkı tereyağından kıl çeker gibi. Hırsız babanın hırsız oğlu. Bak sen şu aynalının başına gelene. Sen de zeka küpüsün kitabıma. Boşu boşuna tilki dememişler. Tahir'in en değer verdiği insan kim? Zümrüt. Gerzek gerzek konuşma lan. Hıyar. Kim peki? Babası. Biz de ne yaptık? Aynalıyı en can alıcı yerinden vurduk. Öyle değil mi lan? Öyle abi. Hadi kalk bakalım. Mahallede neler var neler yok bir kolaçan edelim. Dedikodu şimdi her yere yayılmıştır. Aman çocuklar, babanız uyandığında bildiğinizi belli etmeyin. Zavallı babam. Nasıl olmuş anne? Uyuyakalmış işte. Anne, sen bir şey biliyorsun. Gece Ekrem'le Tekin gelmiş babanın yanına. Ekrem mi? Ne işleri varmış babamın yanında? Ekrem kaza mı geçirmiş ne? Hastane dönüşü uğramışlar. Birlikte çay içmişler. Sonra da baban uyuyakalmış. Tahmin etmeliydim. Bu tilkinin pisliği. Ben babama bakayım. Baba. Babacığım. Baba. Hayır. Allah! Aman Allah! Aman Allah'ım! Baba! Değer miydi Hüseyin? Değer miydi? Neden baba? Neden? Ekrem geldi mi? İşte orada. Tilki! Öldüreceğim ben seni. Öldüreceğim. Abi sakin ol. Sen abi sakin ol. Yoksa senin de leşini sererim. Polisi arayın çabuk. Ekrem abi öldürecek. (Gülüyor)
Tilki! Babamı sen öldürdün. Ben de seni yaşatmayacağım Tilki. Bak Tahir, bildiğin gibi değil. Benim bir suçum yok. Babam kendini astı. Bunun tek suçlusu sensin. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Söyle. O yaşlı başlı adamdan ne istedin? Ha? Tahir, dur. Hayır Tahir. Dur Tahir. Yapma! Yapma! Gel. Tahir. Sakın, sakın sana bir şey olmasın. Ekrem abi ne oldu? Ekrem abi ne oldu? Açılın biraz. Açılın, yardım edin. Ambulans çağırın, ne bakıyorsunuz? Ambulans çağırın. Abi ne oldu? Olamaz. Oynadı biraz ya. Ambulans çağırın dedim, ne bakıyorsunuz? Ambulans çağırın. Abi iyi misin? Abi nasıl? Ambulans çağırın dedim. Ambulans çağırın! Bakmayın öyle, ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ne dünya malıyla ne bir başkasıyla yar seni değişemem. Zincire vursalar, zindana atsalar ben senden vazgeçemem. Aynalı Tahir'im, bükülmez bileğim, peşindeyim. Aynalı Tahir'im, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı Tahir derler bana, dertliğin peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı Tahir derler bana, mertliğin peşindeyim.